26 Nisan 1986'da Ukrayna'nın Pripyat bölgesinde bulunan Sovyetler Birliği'nin Çernobil nükleer santralinde ölümcül bir kaza meydana geldi. İnsanlık tarihinin en pişmanlık verici olaylarından biriydi. Patlamanın kendisi ve bunun sonucunda bölgedeki hava, su ve toprak üzerindeki etkileri, şiddetli radyoaktivite nedeniyle aşırı derecede trajik sonuçlar doğurdu. Çok sayıda insanın travmatik durumlardan müzdarip olmasının yanı sıra her türlü canlı, radyasyonun ciddi sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı ve bu da mutasyonlara yol açtı. Enfekte bölgeyi ziyaret edenler farklı görüntülerle dönüyor ve radyasyon sonucu mutasyona uğramış hayvan türlerini gördüklerini iddia ediyorlar. Bugün size hem Çernobil'in çevresinde hem de dünyanın başka yerlerinde mutasyona uğramış esrarengiz canlıları göstereceğiz. Başlamadan önce beğen düğmesine tıkladığınızdan, abone olduğunuzdan ve daha şaşırtıcı içerikler için bildirim zilini tıkladığınızdan emin olun. Başsız hayvan. Çernobil Enerji Santrali alanının epey göze çarpan bir videosu uzunca bir süredir internette dolaşıyor. Görüntülerde yol boyunca koşan ve daha sonra çitlerin içinde kaybolan çok garip bir hayvan var. Hayvan bir geyiği andırıyor ama şaşırtıcı bir şekilde kafası yok. Ortada garip bir şey yokmuş gibi etrafta dolaşan başsız bir hayvanı görmek gerçekten sarsıcı bir şey. Belki de bu sadece kameranın yetersizliği nedeniyle oluşan optik bir yanılsamadır. Neyin gerçek olup neyin olmadığını öğrenemeyecek olmanız çok kötü. Garip görünümlü kurbağa. Çernobil çevresindeki bir bölgeyi ziyaret eden bir turist, şekilsiz bir kurbağaya tanık oldu. Bunu kameraya çekmenin akıllıca olacağını düşündü. Onu en çok ilgilendiren kurbağanın çenesinin belirgin biçimde farklı görünen şekliydi. Daha büyük olsaydı kurbağa bilimsel bir korku filminden fırlamış bir uzaylı gibi görünebilirdi. Daha fazla araştırma yapılırsa kurbağa olmadığını bile kanıtlayabilir. Umarız sadece şekilsiz bir kurbağadır. Uzaydan gelen bir yaratık olmasından iyidir. Garip kafalı balık. Ukrayna'daki Pripyat Nehri'nde son derece garip bir balık yakalandı. Vücudu diğer balıklara benziyordu ama kafası oldukça anormaldi. Bir güvercine ya da bir dereceye kadar Yunus'a çok benziyordu. Böylesine farklı bir kafaya sahip inanılmaz bir balık daha önce hiç görülmemişti. Bilim adamları bu kafa değişikliğinin büyük olasılıkla radyoaktif kirliliğin neden olduğu mutasyonların bir sonucu olduğuna inanıyorlar. Herhangi bir yerde böyle bir balık gördüyseniz bizimle paylaşın. Küçük canavar. Bu küçük mutasyona uğramış canavar da Pripyat Nehri'nde bulundu. İnsanlar garip vücut oluşumunu görünce şaşkına döndüler. Normal bir su, hayvanın özelliklerine sahip vücudunu iyice incelediler. Başı balık gibi görünüyordu ama vücudu anormal bezelerle kaplıydı. Gerçekte ne olduğunu tahmin etmek için çok uğraştılar ama nafile. Uzmanlar hala bölgedeki anormal canlıların başlarına geleni açıklamaya çabalıyorlar. Domuz benzerileş. Genç Takipçiler isimli bir grup, Çernobil çevresinde mutasyona uğramış başka bir hayvanın cesedini bulduklarını iddia ettiler. Görevlerini bitirmek üzereyken, çamurun içinde yatan farklı bir cesette karşılaştılar. Sağlam, uzun bir kuyruğu vardı. Tüylü vücudu bir domuzu andırıyordu. Bu garip varlığın cesedinde damga vardı. Kocaman dişleri ve ağzından sarkan dev bir hortum vardı. Vücudundaki damga, bazı araştırmacıların hayvan üzerinde laboratuvar deneyleri yapmış olabileceğini gösteriyordu. İnsanların bu korkunç yaratığa dokunmaya bile cesaret etmesi inanılmaz. Balık görünümlü bilim kurgu canavarı. Bir video, Pripyat bölgesinden akıllara durgunluk veren başka bir hayvanı gösterdi. Balığa çok benziyordu ama büyük dişleri, devasa çenesi, anormal derecede büyük bir kafatası olan yaratık, suda bulunan normal bir balıktan oldukça farklı görünüyordu. İlk bakışta tüyleri diken diken eden bir bilim kurgu canavarı olduğunu düşünebilirsiniz. Bilim adamları, balığın muhtemelen özelliklerini değiştiren ve onu korkunç derecede çirkin bir canavara dönüştüren büyük bir radyasyon dozuna maruz kaldığını düşünüyor. İki başlı balık. İki başlı bir balığa rastlamak pek olası değildir. Çünkü genelde çift başlı balıkların normal şartlarda hayatta kalamayacağına inanılır. Normalde kısa bir süre içinde ölürler ancak bu kısa video klipte iki başlı bir yayın balığı görülüyor. Bir başı normal yerde, diğeri ise kuyrukta. İki kafa da yeterince gelişmiş ve neredeyse aynı boyutta. Ayrıca ön yüzgeçlerden birine de sahip. Bunun sahte olduğunu düşünebilirdik ama iki kafanın da dahil olduğu vücut hareketlerini görünce gerçek bir canlı olduğuna inandık. Gizemli yılan benzeri yaratık. Ücretsiz bir video Çernobil çevresindeki göllerden birinde gizemli bir yaratığı gösteriyor. Videonun sahibi su yüzeyinin altında yüzen oldukça anormal görünümlü bir hayvanı gözlemlediğini iddia ediyor.
ne video sahibi ne de biz bunun gerçekte ne olduğundan eminiz. Daha önce görülmemiş miktarda radyasyona maruz kalmış bir yayın balığı ya da yılan olabileceğini düşünüyoruz. Sonuç olarak vücudu inanılmaz bir mutasyon geçirdi ve muazzam bir yapıya yol açtı. Araştırmacılar genellikle bölgede yaygın olan anomalilerden biri olabileceğine inanmaktadır. Bilinmeyen türlerin yeni doğan yavruları. Bu görüntü bize çok hassas ve aynı derecede eşsiz bir küçük yaratığı gösteriyor. Dünyaya tamamen yabancı olan bir türün yeni doğmuş bir çocuğu gibi görünüyor. 4 tane bacak benzeri ekstremitiye sahiptir. Garip dikileri olan küçük şeffaf görünümlü kırılgan gövdesi ve büyük orantısız ağzı görenleri şaşkına çeviriyor. Videonun sahibi internet kullanıcılarından çok sayıda soru aldı. İnsanlar yaratığın büyüdüğündeki görünümünü merak ediyorlardı. Ne kadar hayatta kalacağını ve ne gibi davranışlar sergileyeceğini de. Şu anda bunları tahmin etmek veya yorumlamak zor ama belki de siz bu soruları iyi bir şekilde cevaplayabilirsiniz. Cevabınızı bekleyeceğiz. Deniz kızı ve balık kuyruğu olan bir insansı. Bu klibi çeken Kanadalı, anormal bir yaratıkla ilgilenen bilim adamlarını kaydettiğini iddia etti. Bilim adamlarının Çernobil çevresindeki bir gölden bir deniz kızı veya uzun bir balık kuyruğu ve yüzgeçleri olan bir insansı taşıdıkları konusunda ısrar etti. Bu oldukça garip bir iddia ve iddianın gerçekliğine dair hiçbir yerden bir haber alınmadı. Tavandan sarkan bilinmeyen yaratık. İsimsiz bir kullanıcının videosu şu ana kadar hiç bilinmeyen bir yaratığı gösteriyor. Bu garip hayvanlar tavandan sarkıyor ve dokunaçları olan bu yaratıklar oldukça müthiş ve tehlikeli görünüyor. Kesinlikle bu korkunç hayvanlarla temastan kaçınmak gerekir. Umarız görüntüleri çeken adam da ne yaptığının farkındaydı ve gereken özeni gösterdi. Tabii bu gerçekten yaşayan bir varlıksa. Dev kafalı solucan. 2 vlogçu garip görünümlü bir solucanı gösteren bir video çekti. Terk edilmiş bir bölgeyi keşfederken şüpheli bir kayaya denk geldiler. Bunu kocaman gözleri ve ağzı olan devasa bir solucan olduğunu fark ettiler. O bölgede yaşayan solucan türlerine hiç benzemiyordu. Muhtemelen videoyu çekenler Çernobil kirliliğinden etkilenen bir mutanta denk gelmişti. Gelecekte Çernobil'in çevresinden kameralara yakalanan daha fazla mutasyona uğramış yaratık görebiliriz. Kafa karıştırıcı geyik benzeri hayvan. Bu görüntülerde geyik benzeri bir hayvan görebiliyoruz. Ekranda çok kısa bir süre görünüp sonra kayboluyor. Hiç şüphe yok ki vücudu bir geyiği andırıyor. Ancak başı izleyicilerin kafasını karıştırıyor. İnternet kullanıcıları hayvan hakkında birçok soru sordu. Çoğu sadece bir geyik olduğuna inanıyor. Radyasyon sonucu kafası çok çirkin bir şeye dönüşmüş olabilir. Öte yandan kamera süliyetini uzak bir mesafeden çektiği için bu sadece bir yanılsama olabilir. Hortum benzeri burnu olan köpek yavrusu. Arjantin'in bir köyünde burun anomalisi olan garip bir köpek yavrusu doğdu. Bir film burnuna benzeyen konik bir hortum vardır. Bu köpek yavrusu bize Harry Potter filmindeki Dobby'yi hatırlatıyor. Yavru köpeğin zavallı sahibi yeni doğan köpeği incelediğinde anormalliği fark etti. Garip yavruyu kaptığı gibi yakındaki bir veterinere koştu. Ancak soruna yol açan faktörü ortaya çıkaramadılar. Bölgede çalışan gazetecilerden bazıları mutasyonun çiftçiler tarafından daha iyi tarımsal üretim için kullanılan çok miktarda böcek ilacı nedeniyle meydana geldiğine emindi. Oysa daha önce böyle bir şey hiç görmemişlerdi. 8 bacaklı yavru keçi. Hırvatistan'ın küçük bir köyünde şaşırtıcı bir keçi doğdu. Ağırın sahibi yavru keçinin 8 bacağı ve hem erkek hem de dişi cinsel organları olduğunu fark ettiğinde şaşkına döndü. Sahibi belki de doğanın mucizesidir dedi ve keçisini gururla gazetecilere gösterdi. Başlangıçta keçisinin ikiz doğurduğunu düşünüyordu ama daha sonra bunun sadece bir hayvan olduğunu fark etti. Veterinere koştu ve 8 bacaklı bebeğin muhtemelen az gelişmiş bir yapışık ikiz olduğunu öğrendi. Bazı şüpheciler mutasyonun büyük olasılıkla çevre kirliliğinden kaynaklandığına inanıyor. Solucan yığını. Bu video çok hızlı hareket eden bir solucan yığını gibi bir yaratığı gösteriyor. Ama tek bir organizma gibi. Görüntüler bir evin arka bahçesinde çekildi ve daha sonra internette yayınlandı. İzleyicilerin organizma hakkındaki görüşleri farklı farklıydı. Bazıları uzaylı olduğunu düşünürken bazıları laboratuvardan kaçmayı başarmış bir mutant olduğunu iddia etti. Bazıları bunun sadece bir grup solucan olduğuna ikna olmuştu. Yırtıcılardan korunmak için bir araya toplandıklarını düşünüyorlardı. A benzeri yaratık. Etrafta 10 kollu herhangi bir canlı olmayabilir.
Ancak bilim adamları Çernobil felaketinden etkilenen organizmalarda önemli genetik değişiklikler olduğunu belirttiler. 2001 yılında biyolojik korumada yapılan bir araştırmaya göre Çernobil, bitki ve hayvanlarda genetik mutasyonların 20 kat artmasına neden olmuştur. Bölgedeki üreyen kuşlar arasında nadir türler, yaygın türlere kıyasla patlamanın radyasyonundan orantısız etkilere maruz kalmıştır. Çernobil gezisi sırasında Çinli bir kadın garip bir şey çekmeyi başardı. Yeni bir canlı türünü filme aldığına inanıyordu. Durduğu zaman bir örgü ağına benzeyen şey hareket ediyordu. Bu görüntüyü ünlü Kızıl Ormanlar bölgesinde yakaladı. Videonun yüklenmesinden bu yana internet kullanıcıları bu yaratığı şiddetle tartışıyorlar. Yaratığın kumlu topraklarda sürüklendiğini ve şeklini değiştirdiğini kolayca görebilirsiniz. Hareket etmeye başladığında sanki meraklı gibi görünüyor, değil mi? Dev kurçuk. Bir sürü şaşırtıcı hayvan görmüş olabilirsiniz. Ancak bu sıradaki kesinlikle hepsinden farklı. Evine ulaşmak isteyen dev bir kurçuk ya da larva gibi görünüyor. Böyle garip yaratıkların yaşadığı bir yere bu kadar yakın olmanın nasıl bir his olduğunu gerçekten merak ediyoruz. Deniz yıldızı benzeri organizma. Birkaç gezgin turist Çernobil'in çevresindeki bölgelerde bu hayvanı keşfetti. Kimse bu canlıyı teşhis edemedi. Çoğu görünüşü sebebiyle muhtemelen bir deniz yıldızı olduğuna ikna olmuştu. Yine de gizemi çözülmüş değil. Doğal yaşam alanıyla alakası olmayan bir yerde ne işi vardı mesela? Çoğu deniz biyoloğu onu bilinen bir tür olarak tanımlayamayacak kadar şaşkın. Bazıları çevre kirliliği nedeniyle bu çirkin duruma dönüşen bir mutant olabileceği sonucuna varmışlardır. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler de bizim gibi bu inanılmaz organizmaları ilginç bulmuşsunuzdur. Bunlardan hangisinin sizi en çok şaşırttığını yorumlarda bize bildirin. Ayrıca bu videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.